Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Malumunuz üzere bugünün gündeminde tarihi Brexit oylaması vardı. AB ile İngiltere boşanacaklar mı? Daha doğrusu bu boşanmaları anlaşmalı mı, anlaşmasız mı gerçekleşecek noktasında İngiltere'de yapılan önemli bir oylama ve bu oylamanın sonucu biraz önce belli oldu ve Theresa May beklendiği gibi 432'ye 202 oyla, 200'den daha fazla bir fark ile oylamayı kaybetti. Ve bu kaybın özellikle 200 oy civarındaki bir farkın da üzerinde gerçekleşmiş olması, bu husustaki mevcut şahsa yani Sayın Theresa May'e güventsizliğin had safhada olduğunu ortaya çıkardı. Ve hemen bu oylama sonrasında da hükümetin güvensizlik oylaması hususunda oylama yapılmasına dair bir yaklaşım ortaya kondu. Zaten günün ilerleyen saatlerinden itibaren bu oylamanın sonucunun ciddi bir şekilde mağlubiyetle çıkabileceğine dair kanaat güçlenmişti. Ve şuralara görmekte olduğunuz gibi sterlinin dolar ve de euro karşısında değer kaybettiğine gün içerisinde ve oylamanın yaklaştığı saatler içerisinde biraz daha fazla tanık olmaya başladık. Doların 0,78'lere ulaştığını, euronun ise 0,90'lara ulaşan bir seyirle sterlinin de ciddi bir değer kaybı oluşturduğunu gördük. Tabii ki bu oylamanın böylesine büyük bir farkla çıkması ve artık AB ile İngiltere'nin anlaşmalı bir şekilde ayrılmalarının neredeyse imkansız hale gelmesi nedeniyle de sterlindeki değer kaybının birazcık daha devam edebileceğini düşünebiliriz. Tabii ki burada euronun da çok fazla güçlenebileceğini düşünmek mümkün değil. AB ile İngiltere'nin ayrılması bu ikili arasındaki ticaret hacminin de önemli ölçüde daralacağını ortaya çıkarmakta. Bu iki kesimin kavgasından ise zannediyorum ki en karlı dolar çıkacaktır. Ve zira şurada görmekte olduğunuz gibi DXY kodumuzda dolar endeksinin de 96 seviyesinin üzerine yöneldiğini, önemli majör para birimleri karşısında doların değer kazandığını görmüş bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar, Euro dolar paritesinde de gün içerisindeki tweetlerimde de sıklıkla belirttiğim gibi 1.14'e yakın bir seyir hakimdi ve 1.14'ün aşağısının dahi görülebileceğine dikkat çekmiştim. Zira 1.13.80'lere kadar bir geri çekilme olduktan sonra oylamanın ardından tekrar 1.14 üzerine bir yönelim olduğunu görmekteyiz. Ancak dolar hala genel anlamda dünya piyasalarında değer kazancını devam ettirmekte. Evet, bu noktada dünyada dolar değer kazanıyor ama Türkiye'de niye bugün sakin bir ortam vardı? Türkiye'deki sakinliğin arkadaşlar iki önemli sebebi var. Daha doğrusu dolar TL'deki sakinliğin iki önemli sebebi var. Şu anda dünya paraları, dünyanın önemli majör para birimleri bir arada bir anlamda kendi aralarındaki etkileşimi yaşamaktalar. Gelişmekte olan ülkeler gibi bizim gibi ülkelerin para birimleri bu husustan çok fazla etkilenmiyor veya bizim para birimlerimiz üzerinde herhangi bir eğilimleri şu an için söz konusu değil. Dolayısıyla iç dinamiklerimizle alakalı olan konuların içerisinde fiyatlarımız şekillenmekte. Tabii ki işte Trump'ın atmış olduğu tweet, onun ardından Sayın Erdoğan'ın Trump'la yapmış olduğu telefon görüşmesi ve bu görüşmeyle ortamın yumuşadığına ve hatta ticari ilişkilerin çok daha iyi seviyelere çıkarılabileceğine dair bir mutabakata varıldığına dair konuşmalar, bunlar doların tansiyonunu bir anlamda düşürmüş oldu. Fakat tabii ki dolar-TL yine 5.40 üzerindeki seyrini devam ettirmekte. Yılbaşından itibaren yerleşmiş olduğu 5.40-5.42 bölgesini kendisine destek yaptığını sürekli, daha doğrusu bu desteği kuvvetlendirme eğilimi içerisinde olduğunu vurguluyoruz. Bu konumunu devam ettiriyor ve dolar-TL için ikinci önemli bir nokta ise malumunuz üzere yarın yapılacak olan Merkez Bankası Para Kurulu toplantısı. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şu ayrımı dikkat almakta yarar bulunuyor. Yarınki Merkez Bankası'nın para kurulu toplantısı olağan bir toplantı. Ancak 18 Ocak'ta yani Cuma günü ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Bu iki toplantının birbiriyle karıştırılmamasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Sanki piyasada iki toplantı yapılacak ve her iki toplantıdan da bir şeyler çıkabilir şeklinde bir yaklaşım gündemde. Böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. 18 Ocak'ta yapılacak olan toplantı Merkez Bankası'nın daha önceki yıllarda
Mevzuatı itibariyle Nisan aylarında yapmış olduğu genel kurul toplantılarının erkene alınmasıyla alakalı bir durum. Bu konuda Merkez Bankası Ticaretçi Gazetesi'nde yapmış olduğu bir ilanla çağrıda bulundu ve dedi ki 18 Ocak'ta ben olağanüstü genel kurul toplantısı yapacağım ve bu toplantının gündeminde ise her yılın Nisan ayı içerisinde ve banka meclisinin tespit edeceği bir günde yapılan genel kurul toplantılarının bundan böyle her yılın hesap dönemi sonunda ilk 3 ay içerisinde yapılacağı ve bankanın tespit edeceği günde yapılacağına dair bir değişikliğe gidilecektir. Bu toplantının amacının genel anlamda farklı şekillerde yorumlandı. Ancak piyasanın kanaati olarak onun hafızasında yaratmış olduğu en önemli husus ise Merkez Bankası'nın paraya sıkışmış olduğu, paraya ihtiyacı olduğu. Bu anlamda Merkez Bankası'nın hazinenin paraya sıkışmış olduğu ve bu sebeple de Merkez Bankası'nın karından kendisine yönlendirilecek olan miktarın daha erken bir tarihte kendisine tevdi edilmesini sağlayabilmek bakımından bu toplantı kararının erkene alındığı şeklinde bir görüş oluştu. Nitekim eski Merkez Bankası başkanlarından Durmuş Yılmaz da hazinenin ciddi şekilde bir nakit sıkıntısı yaşamakta olduğunu, bu nedenle de hesap döneminin sonu gelinmemiş olmasına rağmen 2018 yılının ilk 3 dönemlik süreci dikkate alınmak kaydıyla bu süreçteki karın avans olarak Merkez Bankası'ndan hazineye devrini sağlayabilmek bakımından bu toplantının erkene alındığını şeklinde bir yorumda bulundu. Artık bu konunun amacı şuydu buydu bir köşeye bırakalım. Genel anlamda yapılacak olan itfalar, Merkez Bankası'nın bir takım ödemeleri, hazinenin içinde bulunmuş olduğu sıkışıklıklar vesaire, tüm bunlar zaten sürekli olarak gündemimizde olan bir mevzu olduğu için de bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar, yarın Merkez Bankası'nın toplantısından bir karar çıkar mı çıkmaz mı? Faizlerle ilgili olarak faiz indirimi veyahut da faizlerin serbest bırakılması şeklinde nasıl bir yaklaşım olur? Piyasanın zaten genel beklentisi faizlerde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı şeklindeydi. Aralık ayında yapılan Merkez Bankası toplantısında da enflasyon oranlarının iyi gelmekte olduğunu ve dolayısıyla bu tablonun faizlerin artırılmasına bir sebep olamayacak, faizlerin lehine olabilecek bir gelişme olduğunu vurgulamıştı. Bu vurgulamasının paralelinde ise acaba bu enflasyon verileri önümüzdeki aylarda da iyi gelirse Merkez Bankası bir indirime gider mi beklentisini yaratmıştı. Nitekim Aralık ayı enflasyon verilerinin de Ocak 3 tarihinde olumlu gelmesini müteakip olarak Merkez Bankası adına böyle bir beklenti oluştu. Şimdi sevgili arkadaşlar, piyasanın %90 üzerindeki bir çoğunlukla herhangi bir faiz artışı, bir indirimi yapmayacağı, bir değişikliğe gitmeyeceği şeklinde bir kanaat hakim durumda. Ancak bu kanaatin varlığına rağmen yine de düşük bir olasılık dahi olsa, kimi zaman geçmiş dönemlerde de olduğu gibi Merkez Bankası'nın beklenmedik, hiç piyasanın beklemediği bir yönde dahi minik bir takım eğilimler gösterebildiğine de tanık olunmuş ve bu nedenle Merkez Bankası aslında ilk fırsatta faiz indirmek istiyor. Bunun için de ortamın tam anlamıyla düzelmesini veya enflasyonun net bir şekilde %20'nin aşağısına gelmesini bekliyor ve bu konudaki niyetinin bir göstergesi olabilecek şekilde bir küçük deneme niteliğinde, piyasalara küçük bir ayar şeklinde acaba 0.25 veya 0.50 puan gibi bir indirim yapar mı? Bir sürpriz yapar mı şeklinde bir düşünce hakim. Sevgili arkadaşlar, tekrar söylüyorum, bu beklenti yüksek bir beklenti değil. Ancak Merkez Bankası'nın geçmiş tarihlerdeki beklenmedik şekildeki bu ve benzeri tavırları hatırlanmak kaydıyla böyle bir beklenti oluşmuş durumda. Peki Merkez Bankası'nın zaten faizlerde herhangi bir indirim yapmayacağı hususunda beklenti hakim durumda ve piyasalar bunu fiyatlamış durumda. Ama eğer ki bir faiz indirimi yapacak olur ise, bu 25 puan, 0.25 olmuş, 0.50 baz puan olmuş, hiç önemli değil. Minik miktarda dahi bir indirim yapacak olması bir anlamda kısa bir süre içerisinde bu faiz indirimlerinin arkasının gelebileceği ve çok kısa süre içerisinde bu faiz indirimlerine başlanabileceği yönündeki beklentiyi kuvvetlendirebilir. Biliyorsunuz piyasalar psikolojik etkenlerden veya belli hususları bahane olarak kabul edip bunun üzerine oynamayı çok seviyor ve bu algıdan yola çıkarak Merkez Bankası'nın eğer
Bu toplantıda 0.25 puanlık dahi olsa, bu miktarda dahi olsa düşük bir faiz indiriminin dolar TL'nin, daha doğrusu doların lehine olabileceğini, dolar TL'de bir artışa sebebiyet verebileceğini düşünmekteyim. Zira bu benim sadece şahsi düşüncem olamaz tabii ki. Faizlerin indiriliyor olması doğal olarak paranın bir şekilde TL'den çıkıp da farklı bir alana, ki şu andaki farklı alanımız en güncel şekliyle dolar olmakta. Herkes dolar TL üzerinde bir takım fikirler ve yorumlar içerisinde bulunmakta ve bu bağlamda dolar dolara yönelik olarak ilginin bir şekilde körüklenebileceği ve dolar için bir yükseliş sebebi olarak öngörülebileceği düşünülmekte. Şimdi arkadaşlar, dolar için Merkez Bankası'na yönelik olarak böyle bir beklentinin arkasından Merkez Bankası bu toplantısında herhangi bir faiz değişikliğine gitmeyecektir büyük ihtimalle. Ancak burada bir önemli nokta daha şudur ki, bu toplantının ardından zannediyorum bir hafta sonra Merkez Bankası bu toplantı tutanaklarını açıklayacaktır. Yani önemli olan Merkez Bankası'nın şu yönde veya bu yönde almış olduğu karar veya herhangi bir değişiklik yapmamasından ziyade bu toplantının sonrasında yetkili bir ağız olarak hangi açıklamaları hangi tonlamalarla yapacaktır. Fed'den alışkın olduğumuz üzere güvercin bir açıklamaya mı yapacaktır yoksa şahin bir duruş mu sergileyecektir? Bunu piyasalar izlemeye çalışacak. Eğer ki Merkez Bankası bu toplantının hemen akabinde enflasyon verilerine tekrar vurgu yaparak, hatta beklentilerinin çok düşük seviyelerde, önümüzdeki aylarda da düşük seviyelerde enflasyon verilerinin geleceğine yönelik bir beklentiyi gündeme getirmek kaydıyla, yani özetle faiz indirimi yapabilme hususundaki altyapıyı, zemini hazırlayıcı eğer söylemlerde bulunur ise, benim şahsi görüşüm şudur ki arkadaşlar, sanki Merkez Bankası bu toplantıda faiz indirimi yapmışçasına bir veya buna benzer bir etkinin oluşması da gündeme gelebilir. O halde Merkez Bankası'nın hem vereceği kararın önemi kadar bu toplantı sonrasındaki açıklamalarının, söylemlerinin de çok büyük önemi bulunuyor. Değerli arkadaşlar, şu anki verilerimiz itibariyle dolar TL'nin 5.44'ler seviyesinde olduğunu, 5.42.50, 5.42.60 seviyesini destek olarak kabul ettiğini ve bu seviyenin aşağısına gelmediğini görüyoruz. Diğer para birimleriyle ilgili olarak açıklamaları yapmıştım zaten. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu anki verileri kapanış verisi olarak yorumlayacak olursak, 24'ten sonra mutlaka kapanışlar sonrasındaki pivot değerlerini sizlere aktaracağım. 5.44 seviyesinin pivot seviyesi olarak yarın için önem taşıdığını, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 5.46, 5.48 ve sonrasında ise bildiğimiz, ezberlediğimiz 5.50 psikolojik direncinin gündemde olduğunu görmüş bulunmaktayız. 5.50'nin üzerinde ise 5.54 seviyesi artık son dönemlerde dolar TL için önemli bir direnç algısı yaratan nokta konumunda. Aşağı senaryoda ise arkadaşlar 5.42 bölgesinin, 5.40 ile 5.42 bölgesinin görmekte olduğunuz gibi birinci pivot desteğimiz 5.42 civarı, ikinci pivot desteğimiz 5.40 ve bunun aşağısında ise 5.38 bulunmakta. 5.40, 5.42 bölgesi gittikçe güçlenmeye çalışılan bir destek konumundadır. Ancak zaman zaman güçlü dediğimiz desteklerin dahi gücünü test edebilmek adına da ufak tefek sarkmalar olabilir. Bu noktada teknik anlamda 5.38-5.40 aralığına kadar bir sarkmanın yaşanabilmesi mümkündür. Bunu son yorumlarımda sürekli olarak belirtiyorum. Ancak dolar TL için 5.40-5.42 bölgesinin artık önemli bir destek konumuna geldiğini, ufak tefek sarkmalar olsa bile hızlı bir şekilde bu desteğin üzerine çıkma olasılığının şu anki teknik görünüm itibariyle daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Ama elbette ki piyasalarda hiçbir zaman için 2x2 4 etmiyor. İşte gördük, gelen bir tweetle veya bir telefon görüşmesiyle farklı farklı bir takım nedenlerle çok hızlı çalkantılar yaşanabiliyor. Bu da TL'nin diğer para birimleri karşısındaki kırılganlığının bir göstergesidir. Bunu sürekli olarak vurguluyoruz zaten. Değerli arkadaşlar, genel bir teknik resme bakacak olur isek dolar TL'nin 200 günlük hareketli ortalama ile 100 günlük hareketli ortalama arasında oldukça
bir karakter sergileyebilen, yani bu ortalamalara duyarlı bir şekilde hareket eden bir eğilim içerisinde olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar dalgalanmaların çok yüksek olduğu, haber akışlarının etkisiyle çok farklı tabloların olabildiği bir ortamda teknik kriterlere çok net bir şekilde güven duyabilmek mümkün olamıyorsa da yine de piyasalar belli bir sistematik içerisinde hareket ediyor. Zaman zaman bu bantların, bu teknik kriterlerin dışına çıksalar bile tekrardan bu sınırlar içerisine girmek durumunda hissediyorlar. Kırmızı eğrimiz 200 günlük hareketli ortalamayı yansıtmakta ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkıldığı 3.50'ler seviyesinden itibaren sürekli olarak bir yükseliş eğilimini göstermiş ve hiçbir şekilde 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısına inmediğini görmekteyiz. Bakınız şurada dolar TL'nin 7.20'lerden başlayan sert geri çekilmesinde 5.13'lere kadar geldiğimiz dönemde bile 200 günlük hareketli ortalama çok net bir destek oluşturmuş. Direktmen bu ortalamaya değerek buradan bir tepki yaşandığına tanık oluyoruz. Bu durumda 200 günlük hareketli ortalama bizim için gerçekten çok önemli ve çok kritik bir ortalama olarak değerlendirilebilir. Her şey olabilir, her türlü ihtimal mümkündür mantığıyla 5.18 seviyesinin şu anda 200 günlük hareketli ortalamanın 5.18 seviyesinde olduğunu görmekteyiz ve bu kadar süreçtir 200 günlük hareketli ortalamanın altına hiçbir şekilde gelmemiş olması bundan sonra da gelmeyeceği anlamına yönelik bir kesinlik arz etmez. Ama 200 günlük hareketli ortalamanın ne kadar güçlü bir hareketli ortalama olduğunu görmeniz bakımından bu tabloyu bugün bu şekliyle hazırlamış durumdayım. Ve şu an 200 günlük hareketli ortalamamız 5.18'dir. O halde 5.18 seviyesi çok ama çok önemli, güçlü, ciddi bir destektir şeklinde yorum yapabiliriz. Bu sözlerimden şu anlaşılmasın arkadaşlar. Bazen yanlış yorumlar yapılıyor, bazen yanlış çıkarımlarda bulunulabiliyor. Bu rakamları sizlere zikretmemde, belirtmemdeki sebep bu enstrümanın, bu dolar olabilir, başka bir şey olabilir, kritik seviyelerini sizlere vurgulamaktır. Bu vurgulamamdaki amaç dolar yarın 5.18'e inecektir veya şurada 5.80 veya efendim 6.40 direncini gösteriyorsam yarın 6.40'a gidecektir. Böyle yorumlanması kesinlikle hatalı bir durumdur. Bir enstrümanın kritik noktalarını, kritik destek ve dirençlerinin bilinmesi her zaman için önünüzdeki virajları görebilmeniz bakımından önem taşımaktadır. Evet, diğer taraftan arkadaşlar 100 günlük ortalamaya bakıyoruz. 100 günlük ortalamanın ise 5.42 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Şu an içinde bulunduğumuz tablo dolar TL'nin 100 günlük ortalamasını destek yapabilme gayretidir. Nitekim gördüğümüz gibi son dönemlerde 5.42 üzerinde kalmaya gayret gösteren, bu seviyedeki desteğini kuvvetlendirmeye çalışan bir eğilim içerisinde. Bunun sonrasında bu başarıyı sağlayabilmesinin akabinde ise 50 günlük hareketli ortalama gündeme gelebilir. Bakalım 50 günlük hareketli ortalamamız hangi seviyedeymiş? Evet, 50 günlük hareketli ortalamamızda yaklaşık 5.41-5.41-39 100 günlük ile yakın bir seviye içerisinde bulunmakta. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak genel anlamda izlemiş olduğumuz grafiğimiz biliyorsunuz 120 dakikalık grafikleri gün içerisindeki hızlı dönüşümleri tespit edebilmek bakımından daha çok yararlı görüyorduk ve bu tabloyu zaten, bu grafik yapısını zaten biliyorsunuz ve dolar TL'nin son 5.80 atağı ve ardından gelen 5.30 bölgesindeki dip ve tepe noktalarını referans kabul etmek kaydıyla çizdiğimiz bir Fibonacci çalışmasında %23.6'ya denk gelen 5.43 seviyesinin bir destek konumunda olduğunu sürekli olarak vurguluyorum. 5.43 seviyesi destek özelliğini henüz net bir şekilde kazandı diyemiyoruz çünkü 5.40-5.42 bölgesine yönelik sarkmalar da söz konusu olabiliyor. Ancak 5.43 bölgesinin üzerinde kalındıkça dolar TL'nin 5.50 psikolojik ve önemli direncini, zorlama isteğinin her an oluşabildiğini ve 5.50'nin üzerine yönelik ataklarını ise son dönemlerde sıklaştırdığına tanık olmaktayız. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı bandımız 5.54 seviyesine tekabül etmekte. Son dönemlerde 5.54.35 ve 5.54.60 seviyeleri test edildi ancak ötesine geçilemedi. Bunun başarılabilmesi için 5.50 üzerinde mutlak surette 2 kapanış görmemiz gerekiyor ki 5.50 direncinin aşıldığından net olarak bahsedebilelim. O halde 5.50 üzerine yönelik sıçramalarda 5.54 seviyesinin aşılıp aşılmadığını net bir şekilde izlememiz gerekiyor. Aşılamamış ise, aşılamıyor ise tekrardan 5.50 seviyesinin aşağısına yönelik geri dönüşlerin olabileceğini,
bu manada kar satışlarının söz konusu olabileceğini dikkate almak durumundayız. Bu seviyenin açılması durumunda ise 5.58'in ardından ise 5.63 bölgesi ve 70 bölgelerinin gündeme geleceğini önceki analizlerden zaten biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi Merkez Bankası'nın bu konuda Dolar-TL konusundaki eğilimini de gündeme getirelim. Sürekli olarak vurgulamış olduğumuz, analizlerimizde yer verdiğimiz ve sizlerin de merak ettiği bir konu olarak. Sevgili arkadaşlar, bugün Dolar-TL için sakin bir gün idi. Dolayısıyla Merkez Bankası genel anlamda 5.50 civarlarında ve 5.50'nin üzerine çıktığı anlarda baskısını artırıyor. Son günlerde bu tür atakları sıklıkla gördüğümüz için Merkez Bankası bir gün içerisinde 200 bin kontratlara ulaşan short pozisyonlar açarak bu baskısını hissettirdi. Ancak bugün Dolar-TL'nin oldukça sakin ve sıkışık bir bantta yer alması, özellikle yarınki Merkez Bankası toplantısına yönelik olarak hani çok önemli bir şey beklenmiyor olsa da bir bekleme havasına girilmesi münasebetiyle bu sakin seyir içerisinde sadece ve sadece Ocak ayı kontratlarında 12.692 adet short pozisyon açmış durumda. Şubat ve de Nisan ayı kontratlarında bugün Merkez Bankası herhangi bir işlem yapmadı ve yine Merkez Bankası'nın short işlemlerini karşılayan TEB yatırım, iş yatırım ve garanti diğer günlerde, önceki günlerde olduğu gibi ön plana çıkan kurumlar nezdinde. Bu arada Merkez Bankası'nın Ocak ayı kontratları itibariyle elindeki toplam kontrat adedini de söylemiş olalım. Evet, Merkez Bankası'nın Ocak ayı itibariyle 439 bin adet kontratı bulunmakta. Short pozisyon 5.49 ortalama maliyeti bulunuyor. Bugünkü son kapanış itibariyle Ocak vadeli kontratların hangi uzlaşma fiyatıyla kapandığını da sizlere arz ederek analizimi sonlandırmak istiyorum. Evet, 5.48 uzlaşma fiyatıyla kapanmış. Merkez Bankası'nın maliyeti 5.49, 1 kuruş civarında, küçük bir avantaj içerisinde. Diğer kontratları itibariyle de aşağı yukarı Merkez Bankası'nın kümülatif toplam pozisyonlardaki maliyetiyle piyasaların bugün itibariyle kapanış değerleri birbirlerine eşit durumda. Değerli arkadaşlar, Brexit, Merkez Bankası hususuyla ilgili olarak ve Dolar-TL'nin içinde bulunduğu bugünkü bu anlık koşullarımız bunlardan ibaret. Dünya piyasalarıyla ilgili gelişmeleri de sizlere aktardım. Dünya genelinde doların bir değer kazanma eğilimi içerisinde olmasının yarınki Merkez Bankası toplantısından sonra Dolar-TL'ye olumlu yönde etki edebilme ihtimalinin var olduğunu da şahsi düşüncem olarak bir kez daha sizlere vurgulamış olayım. Kademeli yükseliş eğilimi hususundaki genel beklentimi de tekrar etmiş olayım. Değerli arkadaşlar, seans içerisinde biliyorsunuz Twitter adresinden sıklıkla yorumlar geçebiliyorum. 60 dakika, 120 dakika veya 240 dakika gibi gerek dolar TL'nin gerek euro dolar paritesinin kısa marjlı hareketlerini veya gün içerisinde yaratabileceği fırsatlardan istifade etmek isteyenler için ise pivot verilerini yayınlamaktayım. Bunları Twitter adresinden @harukcanberk adresinden takip edebilirsiniz. Bunun dışında eklemiş olduğum videolardan anında haberdar olabilmeniz bakımından da kanalıma ücretsiz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hoşça kalınız, iyi akşamlar diliyorum efendim, saygılarımla.